Şuradan bütün Kayserili hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Son bir haftalık rakamlar açıklandığı zaman maalesef ilimiz en çok vaka artışının olduğu ilk 10 vilayet arasında. Bunun nedenlerini söyleyecek olursak, nedenlerin başında tedbirlerden uzaklaşmamız geliyor. Rehavete kapılmamız geliyor. Bir takım kısıtlamaların kaldırılmasıyla ortaya çıkan hareketliğinin çok fazla olduğunu, virüsün dolaşım hızının özellikle son bir haftada ilimizde yukarılara çıktığını maalesef üzülerek izliyoruz. Tabii ki daha önce Kayseri olarak böyle bir durumla karşılaşmıştık. Yine hep beraber el ele vererek birbirimize destek olarak bu sorunun üstesinden gelmiştik. İnşallah yine hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz. Ama rakamlara baktığımız zaman her zamankinden daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini, hassasiyet göstermemiz gerektiğini de görüyoruz. Son zamanlarda hastanelerimizdeki pandemi servisine gelen hasta sayısında %80'in üstünde artış var. Bu çok büyük bir rakam. Bir takım kısıtlamaları kaldırdık. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın hayatlarını bu şekilde devam ettirmelerini arzu ettik. Ama ne dedik? Kontrollü normalleşme dönemi dedik. Ama bizim bu dönem içerisinde maalesef tedbirlere uymaktan imtina ettiğimizi, yeterli hassasiyeti göstermediğimizi bir kez daha gördük. Bu nedenle tekrar aynı durumlarla karşılaşmamak için, elde ettiğimiz kazanımların kalıcı olabilmesi için bizim sonuç alıncaya kadar tedbirlerden uzaklaşmamamız lazım. Getirilen tedbirler yaşanan durumlara göre hayata geçiriliyor. Mevcut tabloya göre hayata geçiriliyor. Bizlere düşen bu tedbirlere uymak. Bu tedbirlere uyduğumuz müddetçe yeni kısıtlamalar gelmez. Tedbirlere uyduğumuz müddetçe de yeni muafiyetler gelir. Bazı kısıtlamaların kaldırılması gündeme gelir. Şimdi biz bazı esnaflarımız için kısıtlamaları kaldırdık. Ama hala bazı esnaflarımız için kısıtlamalar devam ediyor. Gelin hep beraber kısıtlaması devam eden bu esnaflarımızı da bir an önce iş yerleriyle buluşturmak için el ele verelim, gayret gösterelim, çaba gösterelim. Çünkü bu tamamen bizim davranışımızla ve hareketimizle ilgili. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Bütün uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün uzmanları olsun, ülkemizde konunun otoriteleri, uzmanları hep aynı şeyi söylüyor. Bu süreçte tedbirlere uymak zorundayız. Tedbirlere uymadan sonuç almamız mümkün değil. Ve duruma göre getirilen tedbirleri eğer bir kenara bıraktığımız zaman haliyle yeni tedbirler ve yeni kısıtlamalar geliyor. Bu bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bakın geçen akşam televizyonlarımızda canlı olarak verdi, ifade ettim. Maalesef hala filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermiyoruz. Virüsün yayılım hızını artıran bu davranışımızdan süratle uzaklaşmamız lazım. Değerli arkadaşlar, filyasyon ekibimiz geldiği zaman sordukları sorulara doğru cevap vermemiz lazım. Kiminle, ne zaman, nerede temas ettiysek doğru bilgi verdiğimiz takdirde hem o arkadaşımızın hem de onun çevresinin de sağlığını tehlikeye atmamış oluruz. Ama sakladığımız, gizlediğimiz her bilgi daha büyük bir tehlike ve tehdit olarak karşımıza çıkacak. Bakın 3 gün, 4 gün sonra biz bunu yakalıyoruz. O arkadaşımızın doğru söylemediğini yakalıyoruz. Nasıl yakalıyoruz? Çünkü filyasyon sonucunda arkadaşlarımız bağlantıları kuruyorlar ve kimin nerede nasıl temas ettiğini geç bir şekilde öğreniyorlar. Aradan zaman geçiyor. Ama o geçen zaman içerisinde maalesef o gizlediğimiz vatandaşımız birçok insanımıza, birçok vatandaşımıza bu virüsü maalesef bulaştırıyor. Bakın ortaya koyduğumuz tedbirsizlik, ihmalkarlık ve bilgisizce bir yaklaşım nedeniyle
birçok insanımızın hayatını tehlikeye atıyoruz. Sağlık sistemimizin yükünü ağırlaştırıyoruz. Esnafımızın daha fazla muafiyete kavuşmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Herkesin ortak sorumluluğu bu. Bunun için artık gelin hep beraber tedbirlere daha fazla uyalım. Vatandaşlarımızdan şöyle bir serzeniş geliyor. Yanımdakini uyardığım zaman tepki gösteriyor. Lütfen. Biz vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Birine kurallara uyulması noktasında, tedbirlere uyulması noktasında bir hatırlatma yapıyor isek, bu önce o uyarıda bulunduğumuz vatandaşın sağlığı ve toplum sağlığı içindir. Bundan hiç kimse rahatsızlık duymasın lütfen. Tam tersine memnun olalım. Bakın, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen dönemde sıkıntıların yüksek olduğu dönemlerde sağ olsun ayakta yolcu almayarak toplu taşımda çok büyük fedakarlık gösterdi. Şimdi izliyoruz. Sağ olsun her gün rakamları konuşuyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Ve gerekmedikçe evden çıkma çağrımızda ne kadar haklı olduğumuzu da görüyoruz o tabloda. Vatandaşlarımızla sokakta bu konuyu konuşuyoruz. Sokağa çıkma sebebiniz nedir diye vatandaşımızın söylediği canım sıkıldı. Şimdi biz toplu taşıma araçlarında belediyemizin büyük bir fedakarlığıyla yapmış olduğumuz o noktaya tekrar gelmeme adına gerekmedikçe dışarı çıkmaz isek veya dışarı çıktığımızda da yürüme mesafesinde yürüyüşümüzü yaparsak, parka gidersek, arkadaşlarımızla bir araya gelirsek, sosyal mesafeyi korumak anlamında açık havada hiçbir mahsur olmaz. Yani illa toplu taşımı kullanıp Kayseri'nin meydanına gelmekle can sıkıntımızı atacağımızı düşünüyorsak bu dönem için son derece yanlış ve son derece riskli bir durum arkadaşlar. Bunun için bütün vatandaşlarımdan özellikle istirham ediyorum. Gerekmedikçe toplu taşıma araçlarını kullanmayalım. Çünkü bizim uzmanlarımızın, konunun otoritelerinin söylediği kapalı alanlarda bulaşma riski çok yüksek. Toplu taşım ve marketlerde. Ve marketlere giderken de özellikle vatandaşlarımızdan yine şunu istirham ediyoruz. Market camına yapıştırılan aynı anda içeride kaç kişi olması gerekir tabelasına lütfen uyalım. Markete giderken çocuklarımızı, eşimizi değil de mümkünse tek başımıza gidelim, alışverişimizi yapıp hemen dönelim.